Herkese selamlar. Geleceğin Kaşif kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bu videomuzda yapay zeka ve kripto para ekosistemi ile alakalı harika bir gelişme olduğunu sizlere haberdar etmek isterim. Evet, videolarımızdan haberdar olmak için ise öncelikle kanala abone olmanız ve videolardaki bildirimlerden tümü ikonuna tıklamanız gerekmektedir. Evet, biliyorsunuz ki Kamala Harris dijital varlıkları destekleme sözü verdi ve aynı zamanda ise yapay zeka, özellikle yapay zeka ve dijital varlıklardaki büyümeyi destekleme sözü verdi. Yani size ne dedim? Trump veya Kamala Harris kimin kazandığı önemli değil. Bunlar bir şekilde ekosisteme faydası olacak olaylar. Amerikan başkanlığı gibi bir seçime konu olan bir konu sizce de büyük bir rallinin olacağının habersi değil mi? Ve bu haber olur olmaz bir hafta içerisinde %80, %100'e varan yükselişler yaşandı yapay zeka tarafında. Tabii ki de bende Arkham var, Bittensor var, OctaSpace var, Render vardı. Evet, gelelim videomuzun asıl konusuna. OctaSpace vs Render. Evet, biraz bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoda sırtınızı arkanıza yaslayın, çayınızı kahvenizi alın ve keyfinize bakın. Ben objektif bir şekilde taraf tutmadan Render'la OctaSpace'i karşılaştıracağım. Almak veya almamak sizin elinizde, herhangi bir yatırım tavsiyesi yoktur. Ben peki bu olaya karşı ne yaptığımı sizlere söyleyeceğim. Öncelikli olarak nelerden bahsedeceğimize bakalım. Tokenomics, ekip, performans, merkeziyetsizlik, kriptografi, sanat, metaverse, topluluk ve şirket mantığını, hangisi daha merkeziyetsiz, hangisinin ürünü gerçekten değer yaratıyor, hangisinin ürünü daha çok hisse senedi gibi, hangisinin ürünü gerçekten de kullanılan bir ürün, yakıt gibi. Potansiyellerini karşılaştıracağız. Ne kadar arzı kıt, ne kadar fiyatı yükselebilir, onlara bakacağız. Objektif bir şekilde kararımızı vereceğiz. Devam ediyoruz. OctaSpace öncelikli olarak hacim olarak market cap'i 50 milyon dolar. Render'ın market değerlemesine baktığımız zaman ise 3 milyar 200 milyon dolar gibi bir şey gözüküyor. Fakat Render'ın burada bir Tokenomics değişikliği olduğundan dolayı zaten benim renderlarımı OctaSpace'e ve Akash Arkham'a dönüştürme sebebim aslında Tokenomics'iydi. Ben bunu ilk başta size anlatırken, videolarımda hep bundan bahsederken hep arzı kıt diye bahsederdim. Arzı, maksimum arzı belli. Ekip de güzel çalışıyor. Hala çalışıyor bu arada, şüphem yok. Ha, Render'ın çıkmayacağı anlamına gelmez bu video tabii ki de. Render'ı öveceğim yani bu videoda. Ama Octa'yla karşılaştırıyoruz tabii ki de. Diğer yapay zeka araçları değil. O yüzden Bittensor'ı kapatalım. Bayağı yükseldi. Evet, devam edelim. Render, şöyle baktığımız zaman CEO'su var. Otoy firması adı altında. Kriptoda temsili bir para birimi Render. Grafik, işleme, metaverse, animasyon üzerine çalışmaları var. Render adı üzerinde. Rendering, bir makine öğrenmesi ve metaverse odaklı, sizleri sanal alemde götüren grafik geliştirici bir firma. Kendisini yapay zeka olarak biliyoruz ama aslında birer metaverse firması. Yapay zekaya bağlayarak burada sanal gerçekliği maksimize eden, grafik üzerinde geliştiren bir aslında şirket. Ve Render adı altında şirketin hisse senedini alıyorsunuz. Ekibi çalışıyor, grafik geliştirmeye devam ediyor. Burada da görüntülerde, animasyonlarda gördüğünüz gibi işte animasyonlar yapabilirsiniz. Kendi çizimlerinizi geliştirebilirsiniz veya onu canlandırabilirsiniz. Biz bunların performansını karşılaştıracağız OctaSpace ile. Ve Render sadece metaverse ve bir grafik işleme yapay zekanın dışında daha fazla opsiyonel
seçenekleri olduğunu da sizlere söyleyeceğim. Oldukça kullanışlı bir ürün. Oldukça güzel bir şirket. Tabii ki de yani ben yapay zeka token alsam kararım render'dı. Şahsi görüşüm. Fakat neden render'ları satıp Okta'ya geçtiğimi size zaten söyledim. Tokenomics'inden dolayı. Animasyonlara baktığımız zaman evet kabaca sizlere render network'e ışınladık. Detaylayıcı. Okta bakın. Yani render bile resmen Okta diyor. Okta ne diyor? İnanılmaz. 8 katmanlı bir hub gibi. Neyse. Okta Space'e bakalım. Okta Space zaten onun da render adı altında bir portalı var. CPU, ekran kartı ve işlemcilerinizi destekleyecek. Yani render'da grafik işlemede destek olabilecek ekipmanları kiralayabiliyorsunuz. Render'da da kiralayabiliyorsunuz. Hatta kiraladıkça render token kazanıyorsunuz. Blockchain'lerine bakarsak Ethereum, Polygon, Solana ekosisteminde görmüş olduğunuz gibi Okta Space, Ethereum, BNB ve kendi ağı altında bir blockchain'i var. Layer 1'dir. Yani zemin 1. Kendine ait bir blockchain'i var. Render'a baktığımız zaman render ise bir hisse senedi gibi. Tıpkı Nvidia. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Nvidia'nın kriptoya adapte olmuş hali diyebiliriz. Gerçekten muazzam bir proje. Yani en sevdiğim yapay zeka projelerinden birisi render. Evet. Ürünleri güzel. CEO'su gayet beyefendi, çalışan, şirketi olan, kendileri birçok sinema, sanatçı alanında ürünler üretiyor. Fakat yeterli mi? Değil tabii ki de. Okta Space buna fark atan çalışmalar koyuyor. Mesela birisi VPN. VPN özelliği dünyadaki en iyi kullanılabilir VPN'i sunuyor. VPN hizmetini sunan bir şey. Hem de ucuz. En iyi hizmet sağlayıcısına sahip, sizi gerçekten o konuma götürüyor ve gigabaytı cent bile değil. Öyle söyleyeyim. Gigabaytı cent bile değil. Birçok ülkeye ışınlanabilirsiniz bir anda. Birkaç Okta Space coin karşılığında. Kullananlar var platformda. Hepsi %100 çalışıyor. Değer buna. Kesinlikle inanılmaz. VPN gördüğüm en iyi VPN diyorlar. Ki bu VPN kısmı. Sanatçılar da var. Render yani işlem yapıyorlar. Fakat biz bu şöyle demiş. Render'la karşılaştırmış Okta Space ekibi. Ben sizlere objektif bir şekilde yorumlamak istiyorum. Render'ı aşağılamadan. Bakın render'ı da seviyorum. Okta'yı da seviyorum. Sizlere bir sunum yapalım. Evet, frame olarak bir film yapıyoruz. 100 tane saniyelik bir Junk Shot diye bir şey yapmışlar bunlar. Animasyon yapmışlar. Bunu render'da kullanmışlar. Bir de Okta Space'te kullanmışlar. Ne kadar bellek kullandığını, ne kadar ekran kartını, gücünü kullandığını ve bu performansını sizlere karşılaştırmış. Hazır. Yani bu karşılaştırılmış objektif rakamlardır. İnanmıyorsanız kendiniz deneyebilirsiniz. Ne kadar ekran kartı kullanılmış? Render'da 31. Okta Render'da 31. Render'da 79. Export time yani siz montajını yaptıktan sonra onun videoya dönüşme hali, çıktı hali 2 saniyede bitiyor. Render'da bayağı uzunmuş. Arada çok 210 kat fark var neredeyse. 489 saniye. Yükleme zamanı hani YouTube'a video yüklüyoruz. Bir bulut depolama hizmeti olduğundan bahsetmiştim. Depin projesi bu arada ikisi de. Render 500 14 saniyede. Okta Render 207 saniyede. Ve ana işleri render. Yani o grafiği işleme olayı. Okta 173. Render ise 1193 saniyede. Ve toplamda bu işlemlerin sonucundaki süren bu uzun süreç Okta için 382 saniye de bir animasyon bitmiş. Render için ise 2187
saniyelik, yani 36 dakikaya 6 dakika arada yarım saatlik bir zaman kazancı var. Peki özet olarak baktığımız zaman render 2.5 kat daha hızlı, daha az kullanıyor ekran kartını. Yani bu sizin bilgisayarınızdan daha az enerji sarf etmesi demek. Bu da maliyeti görmüş olduğunuz gibi bayağı bir azaltıyor. Bu sadece bir animasyon. Binlerce frame'lik, binlerce saniyelik animasyonlar yapılıyor. Onlar da katlanacaktır bu fayda. O yüzden diyoruz ki tamam, render de güzel, Octa da güzel, fakat biz bunu geliştirmek üzerine kurulduk. Implement, onun mirasını güçlendirmek üzere en iyi şekilde çözümlenerek ulaşılabilir, herkese sunmak istiyoruz diyorlar. Ve bu şu anda Octa Space, herkes bilmiyor tabii ki de, Gate.io Max.g'de var. Gate.io da yeni listelendi. Böyle böyle borsalarda listelenip daha çok kişiye ulaşacağını düşünüyorum. O yüzden performans kısmında Octa Render'dan daha iyi. Opsiyonel çeşitlilik, hani yapabileceklerinin çeşitliliği. Octa'da VPN var, Render'da kiralama hizmetleri var. Octa'da da var. Gitti 1-1, 2-1 oldu. Peki devamını getirelim. Tokenomics olarak baktığımız zaman sayfamıza dönelim. Tokenomics olarak baktığımız zaman Octa Space 48 milyon adet maksimum arzı var. Render'da maksimum arz yazmıyor ama 532 milyon olarak gözükebilir. Ama bence onun da sınırı yok. Çünkü burası artmış biraz. O yüzden Octa Space burada Tokenomics yarışını kazandı. Performans da kazandı. Ekip kısmına girsek, ekip Render'ın ekibi daha iyi. Adamların binası var yani, bildiğiniz kocaman şirketleri var. Octa ise bir ufak çekirdek bir ekip. Ama ürünleri daha iyi. Şirket mantığı derseniz Render. Metaverse olarak tabii ki de Render. Çünkü adamlar Metaverse olarak kurulmuşlar. Otoy, yani bir filmi, orkestra, bir sanat atölyesi gibi düşünün. Yani sanat kısmına gelirsek, sanatçılar için Octa Space kullanımı daha faydalı olacaktır. Merkezi sizlik kısmına gelirsek ise Render bir şirketin hissesi. Octa ise bir ekosistem, bir topluluk projesi olduğu için daha merkeziyetsiz bir projedir. Ta ki sanatçılar da kullanıyor, herkes kullanabilir diyorlar. Evet, anyone kullanabilir. Evet, burada da gördüğünüz olduğunuz gibi yazıyor. Bir de şurada bir videolu bir karşılaştırma vardı. Bakın, Render'da sistem adeta kasıyor. Hani çalışma bile yapamıyorsunuz, ileri geri bile yapamıyorsunuz neredeyse. Donuyor. FPS'e bakın. Bir de Octa Space'e bakın abi. Hiç kasma donma yok. Bilgisayar yormuyor. Performanstan ödün bile vermiyor. Daha kaliteli ürünler oluşturabilip hem de kasmadan akıcı bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gerçekten harika bir çalışma koymuşlar. Ürünleri kullanışlı ve genel olarak grafiğine bakarsak ürün hep düzenli olarak ritmik bir şekilde artmış. Şurada ufak bir çekilme oldu. O da hani biraz olsun yani, sürekli yükselmez piyasa koşullarından dolayı. Ama Render en ufak bir ay sezonunda düşüp ama bir boğa sezonunda gerçekten şov yapabilecek bir proje. Bu da güzel. Octa da güzel. Karar sizin. Almak veya almamak, bu tamamen size ait bir şey. Hani analiz yaptığımız zaman Octa Render'dan daha iyi gözüküyor. Yapacağı X olarak da Octa Space 50X yapabilir. Render ise 20X yapabilir. Topluluk olarak da evet, yani zaten Render ilk 30'a girdiği için ister istemez 400-500 bin takipçisi var. Octa Space'in ise 36 bin takipçisi var. Tabii ki de Octa topluluk olarak daha geride kalıyor. Ulaşılabilirlik olarak accessibility Render'da daha iyi. Binance'da var yani, herhangi bir borsadan alabilirsiniz. Tokenomics'in de kötü dedik. Arkam'da incelediğimiz zaman şirketleri
bayağı bir aktarım yapmışlar borsaya. Piyasaya sunmuşlar bu ellerindeki tokenları. Bu da bana biraz şüpheli gözüktü açıkçası. Yani ellerindeki rezervleri görmüş olduğunuz gibi biraz etrafa vermişler. Bir şeyler yapmışlar anlayacağınız. Ama Okta dediğim gibi bir şirketten çok bir proje, bir hizmet sağlayıcısı. Ben sizlere ne demiş? Övünmüyorum. Sadece hype yaşamaya gerek yok. Biz zaten çözüme odaklanmış durumdayız. Tamamen insanlara depim ve AI konusunda yardımcı olmak istiyoruz ve en iyisi olmak istiyoruz dediği için ben renderlarımı Okta Space'e dönüştürdüm. Evet, final olarak diyeceklerim bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.